Malum Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü 8 ili interlandında bulunduruyor. Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerini toplam 50 adet orman yangınımız, 8 tane de ziraat alanı toplam 58 tane yangınımız bölge genelinde çıkmış. Yaklaşık 246 hektar alan. Tabii bu tamamen orman değil, kırsal alan, ormanlık alan, açıklık alanlarla beraber yanan alanlar. Elazığ ilinde de toplam 8 tane orman yangınımız meydana gelmiş. Biri de kırsal alan. Toplamda 106 hektara tekabül ediyor. Burada yanan meşe alanları malum tamamen hayatiyetini kaybetmiyor. Yanan alanlar bir sonraki ilkbaharda tekrar sürgün verme kabiliyeti olan bir ağaç türümüz meşe olması hasebiyle yanan alanlar tekrar canlanıyor. Mayıs ayı yangın sezonunun başladığı bizlerin bölge genelinde alması gereken bazı tedbirlerimiz var. İşte bu tedbirler kapsamında Elazığ ilinde özellikle 6 farklı noktada yangın ekiplerimizi oluşturuyoruz. 6 tane arazimiz Elazığ'da konuşlandırdığımız noktalar var. Malatya'da, Pütürge'de, Malatya merkezde, Doğanşehir'de ve Hekiman'da 4 tane yangın ekibimiz var. Orada da 4 tane arazimiz mevcut. Bingöl'de 2 tane, biri Genç'te, biri Bingöl merkezde. Bitlis'te 2 tane yangın arazimiz mevcut, 2 ekibimiz mevcut. Van'da 1, Hakkari'de 1, Tunceli'de 1 ekibimiz, arazimiz mevcut. Bunlar da 7-24 saat nöbet tutuyorlar, mesai yapıyorlar. Özellikle şöyle vatandaşlara, özellikle bu yangın mevsiminde görebileceği bir dumanı Alo 177 orman yangın hattı ücretsiz, rahatlıkla arasınlar. Yangına ne kadar erken müdahale edersek bizler için o kadar önemli. İlk müdahale araçlarımız biz 12 dakikada, 15 dakikada özellikle bu yanan alana ulaşması halinde yangının büyümeden söndürülmesine katkı sağlıyor erken müdahalenin. Arazözlerimiz 4 çekerli, arazili. Dolayısıyla onlar daha geç intikal ediyor. Ama yangın ilk müdahale ekiplerimiz çok seri. Vatandaşlar dumanı gördükleri zaman Alo 177 aramaları, bizi bilgilendirmeleri, haber vermeleri bizim için çok önemli. Yine ormanda özellikle usulsüz kesim, kaçak kesim, açma, yerleşme durumlarına da bu Alo 177'yi kullanabilirler. Biz özellikle vatandaşlara bu mevsimde yapacakları piknik ateşleri neticesinde yaktıkları ateşi söndürmeden o bölgeden ayrılmamaları, oradan emin bir şekilde ayrılmalarını, sigara izmaritlerini araç sürerken veya diğer ortamlara söndürmeden atmamalarını. Malum bugün şu an şu mevsimde insanlar ziraat alanlarını ekip biçtiler. Özellikle anız yakmaları şu günlerde orman yangınlarının çıkış sebeplerinden biri de anız yakmaları. Anız yakılması konusu aslında tarım alanlarını zarar veren bir unsur. Mümkün mertebe anız yakmasınlar. Anız yakmak zaten yasak. Toprağı çoraklaştırıyor. Kontrol altında tutamadığınız zaman ormana sirayet etmesi söz konusu. En korkutucu yanda. Bak.